inanılmaz bir maçtı. Dexterius yani neredeyse hiç tehlikeli atak pozisyonu vermedi rakibine. Çok rahat kazandılar maçı. İki tane gol buldular. Geride de boşluk bırakmadılar hiç. Tebrik burada ediyoruz. Burada dediğin gibi yeni transfer Miralem Pjanic'in etkisi baya baya fazlaydı. Selamlar. Yıldıray ve Kore'ye de söz hakkı verdim. Aleykümselam, hoş geldin Talha. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm, hoş geldiniz. Hoş bulduk Eyvallah. Hoş bulduk. Evet, yeni transfer Pjanic'ten konuşuyorduk. Gerçekten defans konusunda Gemi Avrupa'ya bir duvar oldular. Zaten orada bildiğimiz Tizik de var. Gerçekten çok etkili. Yani oyun kuramadı Gemi Avrupa. Ne düşünüyorsunuz bu maç hakkında? Yani Pjanic'i boşuna mı aldık? Objektif bir yorum. Gol attıktan sonra biraz baskı yedik. Onun haricinde evet, iyiydi ya. İkinci gol de rahatlattı ya. Onun harici çok ortadaydım. İkinci gole kadar. Aynen öyle. Çok güzel çünkü maçtı. Çünkü burada gol yemiş ve grupta lider takım olan Egemen Avrupa'nın baskısı vardı. Mutlaka bunu sürdürmek istiyordu. Ama üçüncülükten ikinciliğe şu an yükseldiniz. Oynanmayan bir maç var, Flamengo maçı. O da salı günü oynanacak. Wonderkid'le. Şu an halen Egemen Avrupa birinci. Avaraj, 3 avaraj farkla. Şu an ikincisiniz. Grupta yani oynanması gereken bir iki maçınız daha kaldı. Kendinizi nerede görüyorsunuz? Onları da yenip birinci olacağız. Bu arada Tizik'si iki gündür ben odalarda oynarken mevkisi dışında ileride forvet oynarken görüyorum. Yani ondan biz de söylüyoruz da işte banlarsanız iyi olur öyle gördüğünüzde falan. Açıkçası ben Tizik'se de söz hakkı vermek istiyorum. Kalesinden çıkarken bu akşam hiç tereddüt etmedi. Çok önemli pozisyonlar çıkardı. Yani takımı Pjanic'i olduğu kadar tabii bütün oyuncuları Tizik'se de borçlular. Harika yer tuttu bu akşam kalesinde. Neler söylemek istersin Tizik? Ya normalde oynadığım gibi oynadım aslında. Normalde Kalej gelecekti. Gelemedi maç. Ama Kalej ve Pjanic arasında çok fark var. Özellikle Pjanic çok daha defansif bir oyuncu olduğu için defansı çok daha rahat yaptık. Atakta biraz zorlandık belki ama defansta rakibimiz ne kadar iyi olursa olsun güzel oyun çıkardığımızı düşünüyorum ve bu sayede maçı kazandık. İki takımın da elini sağlıklıyorum. Benim yaptığım ekstra bir şey yok. Ben her zamanki oyunumu oynadım. Takım iyiydi. Normalde yani diğer Pjanic'in dışındaki kadronuzla oynarken seni de daha önce ileri açılırken görmüyorduk. Ama burada hem Pjanic'e güvenerek Bence de yani Pjanic'le beraber maçın başından beridir dikkatli bir rotasyon içindeler ve kimyaları da uymuş durumda yani gördüğüm kadarıyla maçın içindeyken. Miralem Pjanic gayet rahat yani rotasyon konusunda. İyi anlaştılar Tizik'le. Zaten ikisi de kaleci ve DM arasında oynadığı için sürekli birbirine alışıklar. Öyle kademeli oynadıkları zaman bayağı güzel bir uyum ortaya çıkıyor. Bu arada Pjanic'in de defansif yönünü bildiğimiz için ve izlediğimiz için Dexterius'un maçı defansif açıdan çıkma gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Bu maçı defans yapacak Dexterius yaptı diyebilir miyiz yani? Yani defansif, biraz öyle defansif oldu. Ve kontrol diyelim. Dengeli oyun. Aynen, topu çok kaptırmadan. Takımın da eline sağlık. Şu an benim çıkmam gerekiyor. Diğer maça yetişmem lazım. Hepinize iyi oyunlar arkadaşlar. İyi ben geceler. De iyi günler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben de kaçtım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bu arada Anıl Hocam her maç sonrası gelip yorumlarını yapardı ama üzgünler galiba bugün mikrofonlarımıza konuşacak mı bekliyoruz heyecanla. Henüz bekleyin. Daha yayına dahil olmadı. Evet. Bugün toplam iki maç aslında izleyebildik. Kemal Hocam lafını balla bölüyorum. Vazopressin'i de görüyorum. Kendisi söz hakkı almak isterse